İngiltere, Türkiye ve dünyada bugün neler yaşandı? Güne damgasını vuran olaylar neydi? Hangi olaylar gündeme hiç yansımadı? Hepsi size haberle haber sonunda. İngiltere'nin başkenti Londra'da Kürt Halk Meclisi ve Göçmen İşçiler Kültür Merkezi tarafından organize edilen Maraş'tan Roboski'yi Unutmadık, Unutturmayacağız konulu bir panel düzenlendi. Panele araştırmacı yazar Aziz Tunç konuşmacı olarak katıldı. Londra Cemevi ve Britanya Alevi Federasyonu üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen unutulmayan Maraş katliamı nedeniyle bir anma düzenledi. Anadolu Ajansı ve hükümete yakın medya dün Şırnak'ın Cizre ilçesindeki evinde öldürülen 3 aylık Miray İnce'nin PKK'liler tarafından vurulduğunu ileri sürerken aile ısrarlı. Keskin nişancılar vurdu. Bölgede devam eden sokağa çıkma yasakları, hendek operasyonları ve sivil ölümleri nedeniyle olağanüstü toplanan Demokratik Toplum Kongresi'nde öz yönetim taleplerinin içeriğinin doldurularak sahiplenilmesi kararı alınırken ülke genelinde demokratik özerk bölgeler oluşturulması önerildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4 yıldır Suriye'de devam eden iç savaşta batılı ülkelerin Suriye muhaliflere destek vermekte geç kaldığını söylerken İran'ı da mezhepçilik yapmakla suçladı. Demokratik Toplum Kongresi'nin öz yönetim taleplerinin sahiplenildiği deklarasyonuyla ilgili konuşan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, özerklik talebinin birlikte yaşam için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Cizre ve Silopi'de devam eden sokağa çıkma yasağı ve operasyonları protesto için Şırnak'ta düzenlenen yürüyüşe saldıran polis, 23 yaşındaki Leyla Batıbey ve 85 yaşındaki Leyla Bilgili'yi yaraladı. Sokağa çıkma yasağı ve operasyonların sürdüğü Şırnak'ın Silopi ilçesinde 20 Aralık tarihinde vurulan ve cansız bedeni bir hafta boyunca sokaktan alınamayan 11 çocuk annesi 55 yaşındaki Taybet İnan'ın oğlu Mehmet İnan, bir evlada dünyada verilebilecek en büyük ceza bu olmalı. Her saniyesi bizim için ölümdü, dedi. Suriye'de YPG öncülüğündeki Kürt ve Arap güçlerden oluşan Demokratik Suriye güçlerinin Türkiye'nin kırmızı çizgi olarak belirlediği Fırat Nehri'nin batısına geçtiği bildirildi. Tahir Elçi cinayetinde vurulma anına ilişkin görüntülerin bağımsız bilirkişi tarafından incelenmesini istediklerini belirten Diyarbakır Barosu avukatlarından Mahsuni Karaman, Elçi dosyasının faili meçhul bir niteliğe bürünerek sürüp gitmesi endişesi içindeyiz, dedi. Çanakkale'de bundan 4 yıl önce Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski'de hava harekatıyla hayatını kaybeden 34 sivili anmak isteyenlerin yürüyüşü polis tarafından engellenip 20 kişi yaka paça gözaltına alındı. Tokat'ta 4 aydır kayıp olarak aranan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti işlediğini itiraf eden kocanın verdiği bilgiler doğrultusunda kadının kemikleri ormanlık alanda bir sandıkta bulundu. Kilis'in Elbeyli ilçesinde IŞİD saflarına katılmak üzere Suriye'ye gitmeye çalışan 5'i çocuk 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 11'i serbest kaldı. Balyoz planı davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 3.150 lira adli para cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaz Köprüsü'nden geçtiği sırada intihar girişiminde bulunduğu ve Erdoğan tarafından bu kararından vazgeçirildiği öne sürülen Vezir Çatraş'ın indiği aracın arkasında seyir eden görgü tanığı, "Özel araç adamı bırakıp devam etti. Taş çatlasa 5 saniye durduk. Tezgah gibi geldi bana," dedi. Bodrum'da 20'ye yakın köpek içine tarım ilacı karıştırılmış tavuk etiyle zehirlenerek öldürüldü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Berkin Elvan'ın annesini yuhalatmasını insani bulmasıyla uzun süre tartışmaların odağında kalan türkücü Yavuz Bingöl, faturayı söyleşi yapan gazeteci Ahmet Hakan'a kesip o sözlerini yayınlamasının yanlış olduğunu söyledi.